bir kararla birlikte baskı altında oldu Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etme kararı aldı. Başta İncirlik olmak üzere güneyimizde bulunan bazı askeri bölgelerde çok yakında NATO askerlerini daha fazla misafir edeceğiz. Onlarla Türkiye'nin düşmanlarına karşı beraberce hareket edeceğiz. Peki bu hesap acaba tutacak mı? İşte şu anda kamuoyunda çok fazla sorulmayan bu çarpıcı sorunun bilinen cevabı. Hayır, Batı'dan Türkiye'ye hayır gelmez. Türkiye-Amerika ile yaptığı görüşmeler neticesinde DAEŞ ve PKK'ya karşı ortak hareket etme kararı aldı. Başta İncirlik olmak üzere bazı stratejik bölgeler Batı askerlerine açılacak ve Türkiye'nin kendisine yönelik tehditler yok edilmeye çalışılacak. Aynı zamanda NATO'nun da bir üyesi olan Türkiye, birliği kendisine yönelik saldırı bahanesiyle toplantıya çağırdı. Gelen bilgiler, Türkiye'nin NATO'dan askeri bir destek istemeyeceği şeklinde yorumlanıyor. Çünkü Türkiye kendi askeri gücüne güveniyor. Dördüncü madde gereği üye ülkelerden herhangi birine fiziki bir saldırı söz konusu olunca birlik beraberce savunmaya geçiyor. Türkiye Suruç ve daha sonra Diyarbakır'da başlayan süreçle iki düşman gücün kendisine saldırdığı savıyla birlikte birlikten destek istiyor. Tabiri caizse benim düşmanım sizin de düşmanınız. O zaman beraberce bu işi halledelim diyor. Peki acaba bu ne kadar mümkün? NATO güçleri ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi zayıflatmak isteyen odaklara karşı samimi bir tavır alacak mı? Amerika'nın bu odaklara karşı samimi bir tavır alması mümkün mü? Tarihi tecrübelerimiz bu düşüncenin mümkün olmayacağının yüzlerce örnekleriyle dolu. Batı özellikle hiçbir dönem Türkiye'nin lehine adım atmadı, atmaz da. 1952'de NATO'ya dahil olan Türkiye o günden bugüne kendisiyle ilgili hiçbir sorunu bu birliğin eliyle çözmedi. Aksine NATO ile birlikte atmış olduğu bütün adımlar bereketsizlik ve külfet getirdi. Türkiye, NATO'nun özellikle İslam coğrafyalarındaki koltuk değneği haline geldi. Batı'nın askeri gücü NATO, Türkiye'yi Müslümanlara karşı model ortak veya yumuşatıcı güç olarak hep kullandı. Türk askeri NATO'nun yakıp yıktığı İslam beldelerinde insani yardım yapan, yıkılan evlerini tamir eden, onların NATO askerlerinin postallarıyla kirlenen cami halılarını yıkayan bir pozisyonda oldu. Türkiye birlikte hep üvey evlat havasıyla karşılaştı. Afganistan'dan Afrika'ya, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar uzanan İslam beldelerinde Müslümanların başına çorap ören NATO için Türkiye bir paratoner olarak görev yaptı. Afganistan'da yakılan ve parçalanan Kur'anlar, Irak'ta pis botlarıyla basılan cami halıları bu kirli ittifakın kamuoyuna yansıyan görüntüleriydi. Şu günlerde de tartışılan yerlerden biri olan İncirlik üssünden kalkan NATO uçakları İslam topraklarına hep bomba yağdırdı. Yani Amerika eline attığı yeri gül bahçesi yerine dikenli tellerle örülü bataklığa çevirdi. İşte yaşanan tüm bu tecrübelerden sonra NATO eliyle Türkiye'nin menfaatine bir adım atılacak olmasını düşünmek biraz saf dillik olur herhalde. Peki Türkiye adeta denize düşen yılana sarılır durumundan nasıl sıyrılacak? Kendi iç sorunlarının ve Orta Doğu'daki problemlerin hamisi olan Batı'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden medet ummadan, yardım almadan hareket edemez mi? Aslında bal gibi edebilir. Bunun birçok tecrübesi de yaşanmış durumda. En son örnek Kıbrıs Zaferi. 1974'te Batı'nın tüm karşı koymalarına rağmen yaklaşık 10 gün içinde yapılan barış harekatıyla adadaki Müslümanların hakları muhafaza edilmiş ve dünyaya anlamlı bir mesaj verilmişti. Bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Peki şimdi neden hala Batı'dan medet umarak DAEŞ ve PKK ile mücadelede ortaklık aranıyor? NATO üzerine düşen neyse bu adımı atmaya hazır olduğunu beyan edeceğine inanıyor. En önemli neden Türkiye'nin Orta Doğu'daki karar alıcıları arasındaki pozisyonunun düne nazaran daha güçsüz olması. Hemen sınırımızda olan bitene etki gücümüzün düne göre daha az olması. Uzmanlar bu güçsüzlüğü Türkiye'nin Batı ile birlikte hareket etmesine bağlıyor. Yani Türkiye gücü Batı'da değil aslında kendi özüne dönerek sağlamaya çalışmalı. Türkiye'nin AKP iktidarlarıyla geçirdiği yılların boşa geçirildiğini düşünenler giderek artıyor. 13 yıl az bir zaman değil. Bu dönem içinde Türkiye özellikle Orta Doğu'daki sorunların çözümünde başat rol oynayabilirdi. Ama olmadı. Türkiye gerek Irak gerekse Suriye politikalarında izlediği yanlış politikalarla bölgenin bataklığa dönüşmesini en azından seyretti. Adına kimilerinin çözüm süreci dediği süreçte de yaşandı.
Türkiye, kendi sınırları dışındaki bölgelerle bağlantılı olan Doğu sorununu yıllarca Batı ile çözmeye çalıştı. Masanın bir tarafında mutlaka Amerika vardı. Bu sorun da çözülemedi. Gelinen noktada bir anda Türkiye, güvenliği olmayan bir ülke durumuna düşürüldü. Çünkü sorunun kaynağıyla sorunu çözmeye kalkışmanın sonucu er ya da geç anlaşılacaktı. Yani bugün yaşananlar anormal gidişin normal sonuçları gibi değerlendirilebilir. Batı, küresel emperyalizm, İslam coğrafyasını bölüp mikro devletçikler kurmanın peşindedir. Yaşanan bütün bu gelişmeler milli görüşün ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün yaşananlardan sonra uzmanların üzerinde mutabakata vardığı en önemli husus, İslam coğrafyalarında yaşanan sorunları sadece ve sadece bölge ülkeleri çözebilir. Araya başka bir ülkenin veya gücün sokulması demek, o sorunun çözülmesi değil, daha da girift hale gelmesi anlamına gelir. Türkiye burada kritik bir noktada yer alıyor. Tarihi görev, bir zamanlar İslam Birliği anlamına gelen hilafetin son yaşadığı coğrafya olan Türkiye'de. Türkiye tarihi bu görevini yüksek sesle dile getirdiği an, nelerin olabileceğinin ilk emaresi, merhum Erbakan Hoca'nın çok kısa bir sürede müthiş ilerleme sağlayan D8 oluşumunda ortaya konulmuştu. Bu birlikteliğin amaçlarını hatırlamakta fayda var. D8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden 8 ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar oluşturmak, çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmek, D8 kurucu üyelerinin kompozisyonunda yansıttığı gibi bölgesel olmaktan çok küresel bir kuruluş. Üyelik grubun hedeflerini, ilkelerini benimseyen ve ortak bağları paylaşan diğer gelişmekte olan ülkelere de açık. D8 üye ülkelerin bölgesel ve uluslararası örgütlere üyeliklerinden kaynaklanan ikili ve çok taraflı taahhütleri üzerinde olumsuz etkisi olmayan bir forum. D8'lerin bayrağında yer alan 6 tane yıldız D8'lerin temel ilkelerini sembolize ediyor. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, çifte standart değil adalet, üstünlük değil eşitlik, sömürü değil adil düzen, baskı ve tahakküm değil insan hakları, hürriyet ve demokrasi. İşte bu anlamda bir araya gelen Müslüman ülkeler ancak bugünkü sorunları çözebilir. Yoksa bugün bizim içimizde ve sınırımızda yaşananlar yarın başka İslam coğrafyalarında yaşanmaya devam edecek. Yeni bir dünyanın kurulmasının için zorunludur. Bu dünya böyle gitmez.